Merhaba Enerji Günlüğü izleyicileri, ben Eylül Uygunoğlu. Tarih 4 Haziran 2020, günlerden Perşembe, günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, EPDK'nın talebiyle akaryakıt fiyatının bayi karından karşılanmak üzere düşürülmesinin istasyonları faaliyete son vermek ve veya işçi çıkarmak zorunda bırakacağını söyledi. Nükleer konusunda Türkiye'nin en birikimli isimlerinden nükleer alanda Kadınlar Platformu Başkanı Gül Göktepe, hem çevreci hem de nükleer karşıtı olunamaz dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiklerinde İstanbul'un elektrik tüketimindeki yenilenebilir enerji payının 3% olduğunu ama görevlerinin sonu olan 2024 yılına kadar bunun %18'e çıkarmayı planlandığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, üretimle hizmetin yeniden canlandığı bir döneme girildiğini belirterek enerji sektörü olarak bu normalleşme dönemine hazır olduklarını söyledi. İran, Irak'ta daha önce birer yıllık olarak imzaladığı elektrik satış sözleşmesini bu defa 2021 ile 2021 yılları için 2 yıllık imzaladı. Günün öne çıkan başlıklarını aktardık. Hepsine ve daha fazlasına enerjigünlüğü.net'ten ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.